Tamam. Kızlar mı daha çok aldatır, erkekler mi? Erkekler. Erkekler. Gel. Ya sus, ben istemiyorum. Niçin peki? Hayır, biz çünkü erkeklere de sorduk. Erkekler de kızlar aldatır diyor. Yalan bence. Doğrusu ne? Erkekler daha çapkın oluyor diyelim. Kızlar olmuyor mu? Yani kızlar daha sadık. Bence de. Valla o kızın namusu. İstisna gibi. Yani o 12 ay bekleyemiyorlar. Evet. Ya evet dedi demek ki. Ben öyle düşünmüyorum. Bence istisna o. Genelde erkekler daha çapkın. Zaten benim de öyle bir şey olmamıştı. Konuşturmak için söyledim. Evet, fark ettim. Erkekler mi daha çok aldatır, kadınlar mı? Erkekler. Niçin peki? Ya onların yani... Nasıl anlatsam? Kadınlarda sadakat vardır. Hani hep vardır. Kendimden biliyorum. Ama erkeklerde ne bileyim birle yetinmiyorlar daha fazla. Yani dışarıya daha çok açıklar. Peki başınıza hiçbir aldatılma olayı geldi mi? Geldi. Ya da yakaladınız mı? Geldi, yakaladım. Ya yani ondan dolayı böyle diyoruz zaten. Kendim sadıkken o aldattığı için bu şekilde düşünüyorum. Onlar daha böyle şey aldatmaya elverişli. Sevmeyen aldatır diyeyim ben size. Erkek kadın erkekler yok. Erkekler aldatır tabii ki de. Niçin? Gel. Niçin? Yobazlar. Yok. Bir de ama şimdi erkek gel kaçma. Erkeklere soruyoruz, diyorlar ki bayanlar daha çok aldatır, kadınlar daha çok aldatıyor diyorlar. Ama... Askere gidiyoruz, bizi beklemiyorlar bile diyorlar. Kızlara soruyoruz, bayanlara soruyoruz, onlara da diyorlar erkekler aldatır. Sizce doğrusu nedir? Objektif bakın. Yani şimdi sevmiyorsam ben aldatırım yani. Daha doğrusu sevmeyen insan aldatır. Sevilmesi lazım karşısındaki. Karşısındakini sevmesi için de sevenin de yani sevilenin de sevmesi lazım. Yani karşılıklı olarak birbirlerini sevmeleri lazım diyeyim ben size kısacası. Peki başınıza hiç geldi mi böyle bir aldatılma arayı? Yok. Yakaladınız mı? Hayır. Yok, yakalamadım. Hayır. Tamam peki. Erkekler. Niçin peki? Daha hovardalar. Daha gözleri dışarıda. Katılıyorum. Hiç aldatıldınız mı? Hayır. Evet. Nasıl yakaladınız? Arkadaşım yakaladı. Ben yakalamadım. Gittiği tatil yerinde işte bir kızla. Ama şimdi şöyle bir şey var. Erkeklere de soruyoruz. Erkekler de diyor ki kadınlar daha çok aldatıyor. Şimdi kadınlara soruyoruz. Erkekler aldatıyor. Evet, şimdi dürüst bunun şeyi nedir yani sizce? Bence kadınlar daha çok aldatmıyor da kadınlar daha profesyonel yalan söylüyor olabilirler. Yani yapıyorlar ama yakalanmıyorlar. Öyle mi? Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Aynen. Cinsiyet fark etmez bana göre. İki taraf da aldatır. Peki başınıza böyle aldatma olayı hiç geldi mi? Gelmedi. Peki çok sağ olun. Vallahi bize göre abi kadınlar daha çok aldatır. Neden? Biz bir kere ona biz güvenmek isteriz. Bir kere o şansı veririz ona. O insanın bir kere güvenini kırdıktan sonra bir daha kazanması çok zor olur. Bize göre kadınlar daha çok aldatır abi. Sen? Vallahi abi bana göre erkek daha çok aldatır. Çünkü erkek uçkuruna düşkündür, dayanamaz yani. Hiç başına bir aldatılma olayı geldi mi? Geldi. Kız arkadaşım tarafından. Peki ne olmuş oldu? Yani şu anda sen aldatılmış oldun. Aynen, ben aldatılmış oldum. Belli bir süre koydu. Ondan sonra hayat devam ediyor. Ama şimdi farklı muhabbetler var abi. Hani kızlar, erkekler de yanlış yapabilir, kızlar da yanlış yapabilir. Ama bizim içimizde yani bazı insanlarda kötü niyet vardır içinde. Bizim gibi insanlarda sadece insan sevgi arar, başka bir şey değil. Sevgi, saygı, güven arar. Hani erkekler de yanlış yapabilir, kızlar da yanlış yapabilir. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum abi, erkek seviyorsa sevgisine sahip çıkar. Var mı sevdiğin? Benim sevdiğim kız var abi. Haberi var mı? Haberi şu an yok. Söyle işte. Ben ne zaman çıkacak abi kanala bu? Bu akşam çıkar. Ben Buse diye bir kızı harbiden de çok seviyorum. Onun için yapamayacağım şey yoktur. Bir olay geçti aramızda. Ayrıldık. İnşallah görürse sevinirim. Ben tekrar barışmak istiyorum. Affeder mi hiç bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Bak kameralara bilene çıktım. Hani sen bilirsin yine. Ben seni üzülmemen için her şeyi yaparım. Halen da yaparım. Ben seni harbiden de hiç unutmayacağım. Bunu bilmeni isterim. Sözü arkadaşa bırakalım. Söyleyeceğim bir şey. Vallahi abi ne söyleyeyim. Benim de şu an sevgilim var. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Şu an çok güzel gidiyor. Gerçekten de çok seviyorum. Senem, seni çok seviyorum hayatım. Bak senin için kameralara bile çıktım. Düşün artık bak. Ne kadar sevdiğimi düşün artık. Tamam. Erkekler daha çok aldatır. Niye? Çünkü nankörler. Hiç aldattın mı? Yok. Takılmıyoruz böyle şeylere. Peki aldatıldın mı? Aldatıldın mı iş biter abi. Aldatıldın mı? Yok aldatılmadık. Tamam.
kadınlar. Sizce? Tabii ki de erkekler. Niye peki? Çünkü aldatma potansiyeli daha yüksek kadınlarda bence. Sizce? Çünkü erkeklerin gözü aç. Doymuyorlar bence. Şimdi iki farklı düşünce var. Hanginizinki daha ağır basıyor sizce? Şimdi tabii ki Çağlar bana hak verecek. Yani Pınar'ınki diyeyim. Şimdi ben sizlerden yana olayım. Hem cinsin olarak. Ya kadınlar biliyorsun askere giden erkekleri 12 ay bile bekleyemiyorlar. Ama bekleyenler de var şimdi hakkında. Yani çoğu beklemiyor. Sence? Ben bekleyenlerden tarafayım diyeyim o zaman. Peki siz ne diyeceksiniz bu teze? İnsanların karakteriyle ilgili bir şey o. O zaman iki tarafta hem aldata hem de aldatmayabilir. Peki aldatıldınız mı hiç daha önce? Evet. Evet. Kendiniz mi öğrendiniz yoksa yakaladınız mı ya da arkadaşınız? Arkadaş vasıtasıyla öğrenmiştim. Siz peki? Ben de aldatıldım. Peki. Kendim öğrendim. Tabii hissettiniz önce. Yani. Peki nasıl yakaladınız? Öyle söyleyeyim. Ben hatırlamıyorum ben pek. Anlatmak istemiyorum. Siz? Ben de anlatmasam daha iyi, hatırlamasam daha iyi olacak. Erkekler. Niçin abi? Ne için? Çünkü erkekler çalışıyor eşek gibi. Eve bakmak için kadınlar umurunda değil. Sadece niye beni ilgilenmedi diye. Aldatılır. Tamam. Peki çok sağ. Sayı olarak kadınlar daha çok, erkekler daha çok aldatır ama vicdan olarak kadın bir kere de aldatsa daha çok aldatmış demektir bence. Yani. Sonuçta erkek aldatıyorsa kadınla da aldatıyordur. Bu ne anlama geliyor? Berabere de olabilir yani. Tek başına kendini aldatamaz yani, değil mi? Aynen, göreceli bu soru. Sormak gerekiyor kadınlar erkekler. Aynısından. Katılıyorsun. Aynen. Tamam oğlum, sağ ol. Peki. Kadınlar daha çok aldatıyor. Ha, sordum bile. Bu tarafa doğru. Gel bu tarafa doğru. Gel böyle abi. Geç. Abi ben yapmam. Hatta diyeceksin ki ya erkekler diyeceksin ya kadınlar diyeceksin. Abi bilmiyorum abi. Allah bilir onu. Tamam oldu abi, sağ olasın. Peki aldatılmaz mı? Kadınlar abi. Niçin abi? Öyle, ben böyle biliyorum. Bu restoran, kafe şeylerde çalıştığım için kendimde kadınlar daha çok aldatır. Erkek sevdim mi aldatamaz ama sevmedim mi yapacak bir şey yok. Peki hiç böyle aldatılma olayına şahit oldun mu? Çok. Peki birini yakaladın mı aldatırken? Yok abi. Peki abi. Çok zor soru sordunuz ya. Ben de şöyle söyleyeyim, kadınla ve erkeğine göre değişiyor. Yani erkek eğer kadını çok ilgisiz bırakıyorsa evet aldatır. Kadın da boş kaldığında mecburen aldatma girişiminde bulunuyor. Peki hiç aldatıldınız mı? Evet, maalesef. Aldattınız mı? Evet. Neden? Denedim. Yani şöyle söyleyeyim, aldatmanın her türlü çeşidini yaşadım maalesef. Hem aile içerisinde hem de kendi ilişkim içerisinde. Benimki aslında tam olarak aldatma da değildi. Hani ayrıldığımız belli değildi. O yüzden öyle bir belirsizlik var ama o aldattığımı düşünüyordu. O yüzden ben de artık aldattım diye söylüyorum yani. İyi ki de yapmışım çünkü çok kötü bir, bir son oldu. Kısaca böyle. Ya ikisi de aldatır bence ya. Size göre hangisi daha çok ağır basıyor? Erkekler. Erkekler daha fazla. Niçin? Ne için? Neden? Doyumsuz varlıklar olduğumuz için olabilir ya. Hiç aldattın mı? Hiç ya da aldatıldın mı? Aldatıldım mı? Ya aldatılmış olabilme ihtimalim var. Ama yakalamadım. Aldattım, evet aldattım. Erkekler tabii ki de. Erkekler. Erkekler. Niçin peki? Şimdi erkeklerin kanı kaynıyor. Bir de şeye, piyasaya geç düşüyorlar ya. O yüzden. Sizce? Yani kadınlar daha bağlı oluyor sevdiğine. Erkeklerden sevdiğine. Bence öyle, bir fikrim yok ama neden oldu hakkında. Peki hiç aldattın mı? Ben mi? Evet. Ya. Hayır. Hayır. Bunlara sorma istersen. Tamam. Kavga çıkmasın diye. Ya şimdi bu insanın kişiliğine göre değişir ya. Ben de söylemek istiyorum. Ama bence aldatmaktan kötü daha yalan söylemesi. Gel. Erkek daha çok aldatmaz, kadın aldatır bence. Erkekler mi kadınlar mı? Kim sana daha çok aldatır? Göre. Erkekler mi daha çok aldatır, kadınlar mı? Bence erkekler daha çok aldatır. Niçin? Neden? Çünkü erkekler sadık hiçbir zaman olamazlar. Bir kadına bağlı kalamazlar. Yani kadınlar çok istisna aldatır. Erkek ilgilenmediği zaman aldatır ama genelde erkek zaten hiç ilgilenmez. Başka kadınla ilgileniyordur. Aldatıldın mı? Aldatıldım. Aldattın mı? Aldattım. Peki şimdi ne olmuş oluyor? Eşitlenmiş olduk. Bir şey olmadı.
Ben hiç aldatmadım ama ben bir iki defa aldatılmışlığım senin var. Senin aldatma gibi bir lüksün yok. Göstereyim en çok aldatma. Ben bir kere aldatıldım. Bir daha kimse kolay kolay. Kaç kere aldattın? Bir kere. Bir yaptım. Efendim? Bir yaptım. Aynen bir yaptım. Durumu eşitlemiş oldum. Her şeye karşılık veririm yani. Aldatılırsam aldatırım. Bence erkekler. Niçin? Bilmiyorum yani. Niçin erkekler? Daha fena oluyorlar çünkü. Peki hiç aldatıldın mı? Aldatılmadığımı düşünüyorum. Öyleyse de haberim yok yani aldatıldıysam da. Aldattın mı peki? Aldatmadım. Ya bana göre erkekler daha çok aldatır. Çünkü ne? Erkekte kız potansiyeli daha çoktur. Mesela örnek ben. Yani ben daha çok aldatırım. Çünkü ben kulüpte çalışan bir insanım. Yani kız daha çok düşüyor o bakımdan. Yani erkekler daha çok aldatır. Peki hiç aldatıldın mı? Vallahi hiç aldatılmadım ama çok aldattım. Ya abi şahsen şimdi erkekler bana göre daha çok seviyor. Ben hiç köşe başında şarapçı bir kadın görmedim aşkından ağlayan. Ama şöyle bir şey var. Ha, bunun gibiler aldatıyor. Ben aldatmadım hiç. Sen? Bence erkekler daha çok aldatır. Nedeni ben dursam o durmuyor. Yani. Ben dursam o durmuyor yani. Kadın çalışması var. Var. Her zaman. Ama kızlar daha çok aldatıyor emin ol abi. Kızlar... Çünkü küfür etmek istemiyorum. Kızlar yalan söylemeyi beceriyor. Yani günümüzde de kızlar daha az masum değil bence. Yani masum değil. Mesela biz de çıkarken başkasıyla da çıkıyor. Bizden daha çok aldatıyorlar. Ya bu aldatılmış ya. Bu aldatılmış ya. Bu aldatılmış ya. Ben bir defa aldatıldım ama çok sevdim kızı yani. Sarışındı, güzeldi yani. Bayağı güzeldi. Adı, boş ver adı. Ben de Bilge Sena. Selamlar. Tamam, çok sağ ol. Ne demek? Vallahi bence erkekler de aldatıyor, kadınlar daha çok aldatıyor. İşin gerçeği. Neden sizce? Erkeğin eksikliğindendir kadının aldatması. Erkek bazen gözü dışarı kaçıyor yani. Peki hiç aldattınız mı? Aldattım. Yani, aldatıldınız mı? Aldatılmadım ama aldattım. Erkekler. Kadınlar. Neye göre, kime göre yani? Size göre. Herkes fikrini beyan etti, sıra sende. Bilmem bunun şeyi yok ya bence öyle erkek mi kadın mı falan. Canı isteyen herkes yapar yani bu. Daha az yakalanıyorlar aslında bence. Daha çok yapıp daha az yakalanıyor. Kadın yaptı mı yakalanıyor. Bence. Şimdi bir soru soracağım ortaya. Hepinize tek tek fikrinizi alacağım. Tamam mı? Hiç aldatıldınız mı? Bence hayır. Hayır. Bu aldatılsa da söylemez. Peki hiç aldattınız mı? Hayır. Evet. Hayır. Niye her şey evet? Arkadaş bu nedir ya? Hakikaten çok çıkmadı, şey çıktı. Çıktı da. Sizin işinize gelmedi galiba. Şimdi bence doğruyu söylediğinize emin misiniz? Evet. Var bir şey, bir şey saklıyorsunuz. Vallahi aldatmadım ya. Aldatılmaya teşebbüs olabilir ama bilmiyorum, soru işareti. Ama aldatmadım, sonuçta erkek yaptı. Erkek yaptı değil mi? Evet. Ben aldatmıştım. Niye? Niye? Aldattın ya. Şimdi yeni sanal yolla mı? Yoksa gerçekten yeni çıktın, buluştun, gezdin mi? Gezdim tabii. Telefonla değil. Buluştum i̇şte, yani. Biz de bunu gezdiriyoruz. Bu konuyu sonra konuşacağız falan diyor. Ablası falan. Ben yaşamadım ya. Yaşamam da yaşattırmam da yani herhalde, ne bileyim. Çünkü şey olarak yani. Ben yapacak olsam aynı şey benim başıma gelse ben çok üzülürdüm. Aynen, ben zaten yalan söylemeyi hiç beceremem ya. Ama en çok babam izliyor falan. Benim erkek eli elime. Ama erkekler yakalanıp kadınlar daha profesyonelmiş bu konuda, öyle diyorlar. Ya o şey mesela biz ince düşünüyoruz ya. Biz aldatsak da her şeyi planlarız bence. Bu elinin ayağına bulaştırır. Bunun kafası düz çalışır. O yüzden yakalanmıyor olabilir misiniz? Olabiliriz. Ya da şey olabilirler. Biz saniyede 5000 kelime kullanıyoruz. Onlar 10 kelimeyle yalan söylemeyi beceremiyorlar. O yüzden olabilir biraz. Ya Türkçe yetersiz oluyor. Yani biraz. O zaman muhakkak bir kılıfını uydururuz ya. O zaman çok öğrenmemiz gerekiyor ikimiz, tamam mı? Tamam. Olmuyor böyle bak. Erkekler bence. Bence de erkekler. Kadınlar. Peki niye? Yani ben genetiklerinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir arayış içinde olduklarını düşünüyorum. Ve evli de olsalar bir sıkılganlık var her şeyden, maymun iştahlılık. Bu yüzden de farklı yollar deniyorlar. Bunu sadece kadın erkek ilişkisinde değil, her türlü şeyde. Yani öyle. Tamam, peki siz? Aynen, ben de katılıyorum. Az önceki muhabbetten dolayı kadınların ağlattığını düşünüyorum.
Peki şöyle diyelim, hiç aldatıldınız mı? Aldatılmadım. Yani bilmiyorum. Aldattın mı? Aldatmadım. Siz aldattınız ben, mı? Yok yok, ben aldatmadım. Aldatılmadım da 7 yıllık ilişkim var. Siz? Hayır. Aldatmadım da aldatılmadım da. Ama biz şimdi sorduk. Diyorlar ki erkekler daha çok aldatıyor. Evet. Bayanların çoğunuz peki aldattınız mı diyoruz. Aldattık diyenler daha fazla. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? O zaman şöyle, her insan aldatıyor, karşısındaki bilmiyor ya da. Yani ya ben aldatmadım ama. Evet, kadınlar daha çok yalan söylüyor olabilir. Erkekler yakalanıyorlar. Siz? Aynı. Aynı. Tezem doğru çıkıyor. Bizdensin abi, ne diyeyim. Bizi aynen ezdiler abi. Buradan ne diyeyim ben artık, bir şey diyemiyorum. Eziyorlar bizi. Erkek dayanışması abi. Erkek daha iyi. Erkek. Kızlar abi. Kızlar. Bence de kızlar yani. Erkekler mi daha çok aldatır, kızlar mı? Kızlar. Niye? Ya kızlar daha yani çünkü. Daha kötüymüş. Daha kötüler. Sence? Onlar ya bence de öyle. Şeyler. Sana alayım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi iki çocukla çıkıyorlar ya. Sen de çıkıyorsun. Senin abi ben de çıkıyorum da yani. Dediği doğru abi, iki kişiyle çıkıyor, fazlalarını da çıkıyor. Hanginiz aldatıldı? Vallahi ben aldatılmadım. Oğlum niye çamur atıyorsunuz o zaman? Ben aldattım. Aldattın mı? Yok abi ya, o aldattı. O aldattı. Kim aldattı? Ben abi. Niye aldattın? Abi yok yok, yani ama öyle bir şey oldu gibi biraz. Biraz. Adı neydi kız? İlayda diye bir kız. İlayda diye bir kız. İlayda'yı izlersen olacak. Ne oldu? Hayır. Umurum değil. Değil. Aferin. Hadi sağ olun çocuklar. Erkekler abi. Niye abi? Abi 5 dakikalık zevk için işimizi gördükten sonra abi başka bir hatuna mutlaka bakıyor erkek. Bunu hiçbir zaman unutma yani. Belki de açgözlü oldukları işindir. Yani, ya da açgözlü oldukları. O da olabilir yani. Sana abi. Benim Türkçem yok abi, ben anlamam. Kadınlar. Niye? Çünkü yakışıklı erkekleri gördüğü için direkt hemen üzerine yapışıyor. Hiç aldattın mı? Vallahi işim tam olmadı ki bir de aldattım. Aldatıldın mı diyeceğim? O şey olmadı ki. Erkekler tabii ki. İkiniz. Erkek. Aldatıldınız mı hiç? Ben aldatılmadım diye biliyorum. Ben de aldatılmadım. Peki aldattınız mı? Hayır. Bunu niye soruyorum? Neden? Erkekler aldatır diyenlerin, yani bayanların çoğu aldatıldı. Peki siz aldattınız mı sorusuna? Evet aldattım diyor. Aldatmadım ben. Aldatmadınız. Ya da bilmiyorsunuz. Hayır aldatmadım canım, bilmiyorum diye. Bu konuyla ilgili erkekler mi daha iyi yalan söylüyor, kadınlar mı? Erkekler tabii ki. Her şeyi erkekler yapıyor. Biz ölelim mi ya? Erkekler. Niçin? Yani erkek sonuçta. Peki hiç aldatıldınız mı? Hayır. Aldattınız mı? Hayır. Şimdi bunu neden sordum? Çünkü birçok bayana aynı soruyu sordum. Erkekler mi daha çok aldatır? Hep erkekler dediler. Ama peki siz aldattınız mı konusunda? Evet aldattık dediler. Ne düşünüyorsunuz? Yani demek ki işte insan kendine bakması gerekiyor önce. Yani kadın olsak da yani en azından kadını aldatabilir demeli. Kendi yapıyorsa. Kadınlar. Niçin? Kadınlar her zaman daha hızlı oluyor bu işte. Ben öyle düşünüyorum. Peki hiç aldattınız mı? Hayır. Aldatıldınız mı? Bekarken oldu yani.